Hepinize merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere önceki videoda bahsettiğim Palpatine yapılan saldırıyı anlatacağım. İmparatorluğa yapılan bu saldırıda Palpatine'in ölümden dönmesi gibi önemli olaylar var. Oldukça ilginizi çekeceğini düşündüğüm bu hikayeyi atlamadan sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum dedikten sonra hadi başlayalım. İmparator Palpatine, İmparatorluğu ilan ettikten birkaç ay sonra imparatorluk askeri öğrencilerini mezun etmek için korusantta toplandı. Bu öğrenciler İmparatorluk adına ilk mezun öğrenciler olacaktı. Galaksideki 6 farklı akademiden binlerce askeri öğrenci orada bu mutlu anı paylaşıyordu. Bu töreni izleyenler arasında İmparator Palpatine ve Darth Vader de vardı. İmparatorluk Akademi Başkanı General Gantis konuşma yapmak için sahneye çıktı. Gantis, "Sonunda birbirimizle eşit olarak konuşmamızın zamanı geldi. Siz buraya akademilerden geliyorsunuz." Her halkadan, her koldan, zengin ailelerden ve yetimhanelerden yine de imparatorluk subayı olmak için ortak bir hayali paylaşıyorsunuz. Ayrıca siz ortak bir korkuyu da paylaşıyorsunuz. Hazır olmadığınızın korkusu. Çünkü akademinin titiz kurslarını sadece birkaç ayda tamamladığınızı biliyorsunuz. Benim de dahil olduğum diğer adamlar yıllarca antrenman yapmak zorunda kaldı. Ama şimdi size bunun önemli olmadığını söylüyorum taktik simülatörlerde 1000 saate ihtiyacınız yok. Aslında yalnızca tek bir basit testi geçmeniz gerek. Tek bir soruyu cevaplayın. İmparatorluğunuz için ölmeye cesaretiniz var mı? diye sordu. Bu anlatacağım hikayenin ana kahramanlarından mezun öğrenci Tom evet diye cevap verdi ardından okul birincisi Tom'un da içinde bulunduğu Raital Akademi öğrencileri Gentis'in karşısına çıktı. Gentis Tom'un yanına gelerek tebrikler Teğmen durumun diğer öğrencilerden daha çok çalışman için sana ilham mı verdi yoksa seni küçümsemeleri için onları cesaretlendirdi mi diye sordu. Tom belki ikisinden biraz dedi. Gentis avantajınızı kullanmaya devam edin Teğmen diye cevap verdi. Tom gençken patlama sonucunda sol kolunu, sol gözünü kaybetmiş. Ayrıca o patlamada yetim kalmış. Gentis durumun derken bundan bahsediyordu. Ardından Tom arkadaşlarıyla kutlama yapmak için bir salona gitti. Tom orada tekrardan Gentis ile karşılaştı. Gentis, "Tarkin'in filosuna atandın. O gizli bir projede çalışıyor. Ben bile bu konu hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Onur duymalısın." dedi. Tom, "Evet efendim. Elbette. Ne zaman ayrılıyorum?" dedi. Gentis, Tarkin yeni askerlerini şahsen toplamak için yolda, bir hafta içinde gelmeli. Tom'u kastederek Tom'un arkadaşlarına konuşlandırılana kadar zarar görmemesini sağlamalısınız, anlaşılıyor muyum dedi. Oradakiler evet efendim diyerek cevap verdiler. Tom'un arkadaşları onu Starfighter prototiplerinin olduğu bir yere getirdi. Arkadaşları Tom'un her zaman pilot olmak istediğini biliyordu bu hayalini gerçekleştirmesi için onu cesaretlendirdiler. Tom Starfighter'ı çalıştırmayı denediğinde motorları çevrim dışıydı. Arkadaşlarına bunun çalışan bir prototip olduğuna emin misiniz diye sordu. Tom'un arkadaşı üzgünüm Tom bu gece seni beladan başka nasıl uzak tutacağımızı bilmiyorduk dedi. Olaylara anlam veremeyen Tom çıkmak için çabalasa da başarılı olamadı. Tom'un arkadaşı, override yalnızca birkaç saat sürecek. Gün doğumunda kaçabilirsin. O zamana kadar her şey bitmiş olmalı. Öyle ya da böyle diyerek oradan uzaklaştılar. Coruscant'ta o gece bir hazırlık söz konusuydu. Hareketli dakikalar yaşanmadan önce fırtına öncesi sessizlik hakimdi. Bir süre prototipin içinde kalan Tom, sonunda fırlatma koltuğunu devreye sokarak oradan çıktı. Tom iniş yaparken Coruscant'ta Aniden patlamalar başladı. İlk önce subay kulübünde patlama gerçekleşti. Çok geçmeden Stormtrooper garnizonları, iletişim kuleleri ve malzeme deposunda patlamalar görüldü. Yüzlerce iyi yerleştirilmiş patlayıcı 72 İmparatorluk hedefini yok etmişti. Korusant alevler içinde yanıyordu. Tom iniş yaptığında karada yoğun bir çatışma vardı. Faz 2 klon asker zırhına sahip klonlar Yeni atlarıyla Stormtrooper'lar yüzleri maskeli silahlı bir orduya karşı savaşıyordu. Sayıları azalan Stormtrooper'lar zor durumda kaldığında liderleri Lord Vader'dan destek gecikmemişti. Lord Vader'ın gelişiyle birlikte Stormtrooper'lar düşmanı saray merdivenlerinden sürüp savaşın komutasını almıştı. Vader gücü kullanarak üstünlüğü ele geçirmişti. Kimse bu saldırının kimin gerçekleştirdiğini bilmiyordu. Tom yaralanan düşmanın maskesini kaldırdığında arkadaşını gördü. Tom adeta şok oldu. Ölmek üzere olan arkadaşı Şens, eğer Gendis'e sadık kaldıysan imparatoru öldürmemize yardım etmelisin dedi. Bu saldırının arkasında İmparatorluk Akademi Başkanı General Gentis ve onun yeni mezun askeri öğrencileri vardı. Akademi mezunları Korusant'ta birçok yerin kontrolünü ele geçirmişti. Tom, Shans'e e bunu neden yaptıklarını sorduğunda, Şens, Gentis İmparator'un bizi ölüme atmaya devam edeceğini söylüyor dedi. Tom bunun arkasında Gentis'in olduğuna inanamadı. Şans bize katıl. Vader'ı öldür, imparatorluk bizim dedi. Tom, bana dün sormalıydın diyerek arkadaşının işini bitirdi. Karşısında Vader'ı gören Tom, ben sadece imparatora ve sana sağdığım diyerek önünde diz çöktü. Vader beni takip et dedi. Vader yürümeye başladığında birden bir patlama daha oldu. Ama bu sefer farklıydı. Patlama çok şiddetli ve dumanının rengi yeşildi. Dart Vader patlamanın yaşandığı yere geldiğinde Stormtrooper'lar hayatını kaybediyordu. Bunun nedeni az önceki yeşil dumanlı patlama Aort 6 adına bir virüs içeriyordu. Bir kez solunduğunda akciğerleri sıvılaştırıp bireyi anında öldürüyordu. Maske takan Tom ve zırha sahip Vader bundan etkilenmedi. Vader bir kraliyet muhafızına imparatorun nerede olduğunu sorduğunda muhafız öldüğünü belirtti. Vader hızlıca ustasının yanına gitti. Palpatine gücün karanlık tarafı sayesinde hala hayattaydı. İmparatorun yanında Trak da vardı. Vader sen ne yaptın diye sorduğunda Trak da onların düşmanı olmadığını aynı tarafta olduklarını söyledikten sonra imparatoru şimdi saklamamız gerekiyor dedi. Vader imparator saklanmaz dediğinde Trak da bunun bir kırılgan bir zaman olduğunu biliyorsun. Henüz tüm galaksinin kontrolünü elinde tutacak kadar yıldız gemimiz veya askerimiz yok. İmparator korkusu asi sistemlerini hizada tutan tek şey. Onun ölümün kapısı olduğunu öğrenirlerse Gentis'in davasına akın edecekler dedi. Palpatine o haklı dedi. Bunun ardından Lord Vader ölmek üzere olan Palpatine'i Prizma adlı hapishaneye getirdi. Palpatine burada revirde Durumu kritik bir şekilde dinleniyordu. Jedi'ların herkesten sakladığı bu prizmayı Vader'ın nasıl öğrendiğini merak ediyorsanız da bundan önceki videomu izlemenizi tavsiye ederim. Bunlar olurken saldırının lideri Gentis Tarkin ile iletişim kurdu. Gentis İmparatorluğa kendisinin saldırdığını gizleyerek Tarkin'e rapor veriyordu. Tarkin, "Abluka ve iletişim kesintisi devam ediyor mu?" diye sorduğunda Gentis, evet Moff Tarkin, bu teröristlerin parmaklarımın arasından kayıp gitmesine izin vermeyeceğim dedi. Başka dünyaların bu saldırıyı öğrenmesine engel olacağını da söyledi. Tarkin imparatoru sorduğunda Gentis yaralarının hayati tehlike arz ettiğini ve onu güvenli bir yere götürdüğünü söyledi. Tarkin Darth Vader'ı da sordu. Gentis Vader saldırılardan kısa bir süre sonra Trakta ile birlikte ortadan kayboldu. Belki kaçmışlardır ama eğer öyleyse yeniden ortaya çıkmamalarını garip buluyorum dedi. Tarkin araştırmana devam et. Darth Vader'ın olayla ilgili açıklamasını duymayı çok isterim. Geldiğimde komutayı üstleneceğim dediğinde Gantis Coruscant'ın sorumluluğunu almayı mı kastediyorsun dedi. Tarkin elbette. İmparatorluğun tek Grand Moff'u olarak İmparator iyileşene kadar düzeni sürdürmek benim görevim. Ve sen akademiye aitsin. Bu saldırıda kaybedilen subayların yerine geçecek öğrencileri hazırlıyorsun dedi. Gentis güzel bekliyor olacağız diyerek konuşmayı bitirdi. Bu esnada Vader Prizma'daki esirleri birbiriyle dövüştürdü. Hayatta kalan kişiler Korusant'ı geri almak için Vader'a yardım edecekti. Sonunda 33 esir hayatta kalarak Vader'a hizmet etmeye hak kazanmıştı. Korusant geri alındığında hepsi özgür olacaktı. Aralarında güce hassas olan var, assassin olan var, ödül avcısı olanlar var, hepsi güçlü yani. Tom ve Volt adındaki mahkum Gantis doğru giden Tarkin'in gemisini bulmuştu. Esiller ve Lord Vader, doğru an gelene kadar Tarkin'in gemisinin içinde gizlenecekti. Gentis ve onun öğrencileri son kale Tarkin'i indirmek için toplanmıştı. Tarkin gemiden iner inmez hemen tutuklanmıştı. Gentis 627 öğrencimi öldürdün dediğinde Tarkin belki de daha iyi eğitilmiş olsalardı daha uzun süre hayatta kalabilirlerdi dedi. Gentis imparatora oğullarımı verdim ve o bana tabutlar verdi dedi. Tarkin onları yakında yeniden göreceksin dediğinde Lord Vader ve esirler geminin içinden çıktı ve imparatorluk için son savaş başladı. Darth Vader Force Push'un en güçlü biçimlerinden biri olan Force Wave'i yani güç dalgasını kullanarak rakibe büyük bir darbe vurdu. Düzünelerce Gentsin öğrencisi yaşamını kaybetti. Gentsin öğrencileri sayıca çok üstün olsa da karşısında Sith Lord'u ve onlardan çok daha fazla deneyimli esirler vardı. Savaş devam ederken Gentis'in hayatta kalan son oğlu Tom tarafından vurulmuştu. Gentis koşarak oğlunun yanına gittiğinde imparator kendisine ait olan imparatorluğu almak için gelmişti. Yıldırım ile Gentis'i öldürerek savaşı bitirdi. İmparator koltuğuna oturduktan birkaç ay sonra bu şekilde askeri bir saldırı ile karşılaştı. Hatta Darth Vader kendisini kurtarmasa orada yaşamı sona erecekti. Önceki videoda dediğim gibi Vader kendi celladının hayatını kurtardığını bilse büyük ihtimal Palpatine orada bırakırdı, kurtarmazdı. Yeni mikrofon aldım. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama yeni videoda yeni mikrofonumla canlı olmak istiyordum ama ne yazık ki hasta olduğumdan dolayı sürekli öksürdüğümden dolayı bunu gerçekleştiremedim. Arada bir de arada bir de sesim gidiyor. Onun için kusura bakmayın. Bundan sonraki videoda daha canlı bir şekilde yeni mikrofonla sizlerin karşısında olacağım. Bu arada merak edenler için bu çizgi roman Legends. Legends demişken de bir konuya değinmek istiyorum. Yorumlarda birçok kişinin Legends'a <laughs> yorumlarda birçok kişinin Legends'a ön yargısı olduğunu görüyorum. İşte sırf Legends diye o Star Wars içeriğini umursamayanları görüyorum. Ben açıkçası Legends kanon fark etmeden o içeriği tüketiyorum. O içerik Star Wars adına bana ne veriyor ona bakıyorum. Bu evrende kendimi kanon ve Legends diye kısıtlamaktan ziyade bu evrenden keyif almaya bakıyorum. İşte sırf Legends diye yani Darth Revan'ı, Darth Nihilus'ı, Exerkun'u, Freedon'un adı vesaire hikayesini okumamazlık yapmıyorum. Ya yani Revan ve Exer Kun evet kanonda da varlar ama sadece isim olarak geçiyor. Hikayeleri, yaşamları hala Legends. Ya benzer bir şekilde yani sırf Legends olduğundan dolayı Kotor'ları, Jedi Knight Jedi Akademi oynamamazlık yapmıyorum. Ya sizlere de bunu tavsiye ederim. O Star Wars içeriği iyi ise tüketin. Ya Legends nasıl olsa silindi diye bakmayın. Ayrıca Legends'daki birçok karakterde kanona geçiş yaptı. Mesela en son Andor'da eski videoları anlatırken sıkça bahsettiğim Rakatalılar isim olarak kanon oldu. Bunun gibi Legends'dan kanona geçişler olmaya devam edecektir. O yüzden yani Legends tamamen silindi gözüyle bakmayın. Yani Legends'da gördüğümüz bir karakteri bir olayı ileride kanonda da görebiliriz. Toparlayalım. Legends orada duruyor. İsteyen onu okur. isteyen kanonu. Sonuçta ikisi de bu evrenin ürünü. Kendinizi de dediğim gibi Legends kanon diye kısıtlamayın. Size ne hoş geliyorsa onu okuyun, onu izleyin, onu oynayın. Bunları da söyledikten sonra evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Video ile ilgili görüşlerinizi mutlaka yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Evet sesim kısılmadan artık kapatalım. Her hafta Star Wars videoları gelmeye devam edecek. Takipte kalın. Başka bir Star Wars videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.